Takıların görsellerini hem ben hem eşim çekebiliyoruz. Genelde ben çekiyorum. Takıyı önce tasarlıyoruz, bitiriyorum. Gün ışığının güzel olduğu bir zamanı beklemek zorundasınız. Ona göre ayarlıyorsunuz ışığı. Çevresindeki materyalleri düzenliyoruz ona göre. İşte takının rengi ne renkse ona göre çevresine bir materyal yerleştiriyorsunuz. Yani gündem de önemli. O an ne moda. O da insanları çünkü dikkatini çeken bir şey oluyor. Ona göre materyaller yerleştirerek çekmeniz hem satış arttırmada etkili oluyor, hem insanlar görsel baktığı zaman dikkat çekici oluyor. O yüzden çekim önemli, görsellik önemli bu konuda. Akşam yattığımda bile hani kafamda böyle fikirler dönüyor. Kalkınca şunu yapayım diye düşünüyorum. Yine o an gündemde moda olan şeyleri tabii takip ediyorsunuz. Hangi zincir, renkler, zincirler, doğal taşlar, işte hangi harf türü moda diye bunları biliyoruz. Ve işte kafamda tasarlıyorum, alıyorum ürünleri karşıma. Ve geliyor zaten ilham bir şekilde. Mesela kalpli ürünleri seven ayrı bir kesim var. Nazar boncuğu seven ayrı bir kesim var. Hepsine hitap edebilmek için herkese uygun takılar tasarlıyoruz. Yani müşterilerimiz de zaten kendisi de bizden bazı şeyler isteyebiliyor. Mesela müşterim diyor ki kozalak var, o kozalağı çıkartıp şunu takabilir miyiz diye öneriler sunabiliyor. Ve kendi sitemizde biz bunu şöyle yaptık. Kendin tasarla diye bir bölüm koyduk. Materyalleri de oraya ekledik. İnsanlar isterlerse işte ben şunu şunu istiyorum diye materyalleri seçiyorlar, zincir seçiyorlar. Birlikte tasarlayalım şeklinde bir platform oluşturduk kendi sitemizde. O şekilde de yapabiliyoruz. Kendi site işi ona göre tasarlamasını birlikte yapıyoruz. Hatta geçenlerde e-ticaret platformunda bir müşterim takısını almıştı. Sosyal medyadan da bizi bulmuş. İşte Kadir Hanım bu şekilde bir takı aldım, çok memnun kaldım, çok beğendim. Görseldeki gibi gerçekten geldi dedi ki hani onun da başına gelmiş görseldik gibi gelmeyen ürünler de oluyor ama sizinki birebir aynı geldi. Ben şunu farklı şekilde yapmak istiyorum dedi ve birlikte o arada bir tasarlama yaptık. Aynısını da ben e-ticarete koydum ve o da satıldı. Hatta satılırsa size bildiririm demiştim. Söyledim çok hoşuna gitti. Birlikte yaptığımız tasarımı işte sattık e-ticaret platformunda diye. Hatta o da çok hoşuna gitmişti. Hatta hala da görüşüyoruz ve takı almaya devam ediyoruz. Evde hem çocuk, hem yemek, hem evin işi, bunun yanında da ek olarak bunlarla uğraştığında ister istemez bazen ipin ucu kaçabiliyor. İyi yönettiğine inanıyorum. Özellikle tasarladığı ürünlerin birçok insan tarafından beğenildiğini görmek, özellikle dijital platformlarda takipçi sayısının arttığını görmek, buna ek olarak yaptığı satışlarda müşterilerin geri dönüşlerinin harika, çok güzel bir kutulama, çok güzel bir paketleme, tam istediğimiz gibi şeklinde geri dönüşleri aldıkça onun da daha motive olduğunu biliyorum. Özellikle mesela son dönemde bir toptan sipariş aldıydı. Tamamen onun başarısı. Bunu yaparken ben akşam işten eve geldiğimde sadece bir iki lokma yemek yiyip hemen benim sehpamı önüme verip al bakalım 30 tane bundan dizeceksin, 20 tane bundan dizeceksin deyip sabahladığımızı biliyorum. Sadece paketi teslim edelim diye. Ama güzel, heyecanlı. Onun o heyecanını duyuyor olmak, paylaşıyor olmak benim için de güzel. Eşim daha çok tasarım yapıyor, ürünleri paketleme, müşterilere yazılacak olan hediye notlarını, isimleri, yazısı güzel olduğu için onu daha çok o yapıyor. Ben daha çok ürünün barkodlanması, reklamın verilmesi, paketlenmesi ve paketlenmesine ek olarak kargoya yetiştirme tarafındayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.